Böyle olmakla beraber bunların bu paralarda hiç gözü yoktur. Çünkü bunların tek gayesi var. Allah'ın rızasını kazanmak. Beni yaratan bir zat var. Ben ona yakın olmak istiyorum. Parayla, sevapla işim yok. Allah zaten vereceğini vaat etmiş. Matematiksel olarak bunları biriktirmek istemiyorum. Rabbimin rızasını istiyorum. Bu mukarreplerin işidir. Gözleri, gönülleri hep sultandadır. Aralarındaki farkı düşününüz. Ferruh Hüseyin oldukça ilerlemektedir. Onun için üzülmeyiniz. Daha ne yazayım? Vesselam diye imam 127. mektubu bitiriyor. 128, bir paragraf. Bunu da bitireyim. Kıymetli Hacı Muhammed Mukim, bu uzakta kalmış olanları unutmayınız. Yine sohbetine gelmeyen, uzun zaman kendi meclisine, ilim meclisine gelmeyen birisini davet ediyor. Kardeşler, sohbet zırhtır. Sohbet zırhından uzak kalan bir adam gevşemeye başlar. Sohbetin başında anlattığım nefsi zayıflatma, nefsi kırma, belini bükme olayı biter. Nefs güçlenir sohbete gelmedikçe. Sohbete gelmeme vesilesiyle nefs güçlendiğinde ilk işaret nedir? Namazlarda sünnetleri terk etme. Sonraki işaret, cuma namazlarını terk etme. Farzları terk etme, cumayı terk etme. Namazları terk ettikten sonra İslam zırhı onun üzerinden çıkar ve şöyle der. Benim kafam karışık, agnostisizme yakınım, deizme yakınım, kafam biraz karıştı. Ne oldu sen? Daha dün beraber sohbete gidiyorduk seninle ya. Ne oldu? O kadar delil gördün Kur'an'dan, sünnetten. Ne oldu? Sohbeti bıraktı. Zırh ortadan kalkınca, zırh girince en ufak bir kesikte bile yaran iltihap kaptı. Yara büyüdü, büyüdü ve dinsizleştin. Sohbeti bırakmayacaksın. Muhammed Aleyhisselam her gün neden sahabelerine sohbet yaptı? Çünkü bu zırhtır. Sohbetten uzak kaldığın zaman zayıflarsın ve İslam'dan uzaklaşırsın. Sonra bir bakarsın deist olmuşsun, agnostik olmuşsun, ateist olmuşsun. Ve yaratıcını inkar ediyorsun. Ya insan yaratıcısını inkar eder mi? Aklı başında bir insan. Anasını babasını inkar etmekten daha ahmakça. Ya bir adam düşün, inattan diyor ki benim annem babam yok. Ben kendi kendime oldum. Bu adama ahmak der misin? Dersin. Benim bir yaratıcım yok demek, anam babam yok demekten daha ahmakçadır. Çünkü bak binlerce yıl geçmiş. İnsanlık bir tane insan yapamadı, yaratamadı. Bir insan ya. İnsanlık örneği ileriye götürüyorum. Bir koyun yaratamadı. Bir koyun yapın ya. Örneği daha ileriye götürüyorum. Kur'an'dan örnek vereceğim. İnsanlık bir sivrisinek yaratamadı. Hadi bir can verin ya. Bir sivrisinek yapın, bir can verin bakalım. Allah diyor ki ben yarattım. Bunların hepsini ben yaptım. Meydan okuyor. Hadi yapın bakalım. Yapamazsınız. Yaratıcıyı inkar etmek bu kadar ahmakça.